Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özağa, Donanım Haber'e hoş geldiniz. Bu videomuzda akıllı telefon pazarına giriş yapan Gigaset'in yeni modellerini inceleyeceğiz. Ev ve iş yerleri için hazırladığı telefonlarla bu alanda dünyanın en büyük üreticilerinden birisi olan Gigaset, buradaki tecrübesini ve Alman mühendisliğini akıllı telefon pazarına taşımaya karar verip Mi adını verdiği yeni seriyi oluşturdu. Mi Pure, Mi ve Mi Pro olmak üzere ilk etapta 3 farklı modelden oluşan yeni telefon ailesi için biz daha çok amiral gemi olan Mi Pro modeli üzerine duracağız. Kullanıcıların akıllı telefon beklentilerini iyi analiz eden Gigaset, yeni bir oyuncu olmasına rağmen ortaya gerçekten çok rekabetli cihazlar çıkarmış. Firmanın amiral gemi modeli olan Mi Pro, tasarım olarak belki vay canına dedirecek kadar güçlü bir görünüm sunmuyor ama elinize aldığınızda paslanmaz çelik ve hafif alüminyum alaşımından oluşan yüksek malzeme kalitesini size kolaylıkla hissettirerek daha ilk dakikada beğeninizi kazanmayı başarıyor. Önden bakıldığında iPhone 6 ile büyük oranda benzerlik gösteren telefonun çok önemli bir farkı bulunmuyor, zira bu telefonun ön kısmında herhangi bir arıza bulunmuyor. Daha önce Sharp'ın bazı modellerinde gördüğümüz yüze iletkenliği teknolojisini kullanan telefon, kulağınızı nereye koyarsanız koyun karşınızdakini rahatça duymanızı sağlıyor. 5.5 inç boyutunda ekrana sahip olan telefon, iPhone 6S Plus gibi 190 gram düzeyindeki ağırlığı ile hiç de hafif sayılmaz. Ayrıca çok ince olduğu da söylenemez, ancak sunduğu özellikleri dikkate aldığımızda pek çok kullanıcı için bu görmezden gelinebilir, zira Gigaset Mi Pro 4000 mAh gibi sınıfında oldukça dikkat çekici bir pil büyüklüğüne sahip. Gigaset Mi Pro'nun arka kısmı ise daha özgün bir görünüm sunuyor. Hem ön hem de arkası Gorilla Glass ile koruma altına alınan telefon, arka bölümdeki parmak izi okuyucusuna ek olarak kızılötesi, nabız ve UV ışık sensörleriyle pek çok rakibinden ayrılıp Samsung'un Galaxy Note ailesiyle benzer düzeyde sensör zenginliğini de sunmayı başarıyor. Yaptığım denemelerin bir sonucu olarak şunu söyleyebilirim: Mi Pro kağıt üzerinde ağır görünen ama elinize aldığınızda bunu hatırlatmayan, ergonomisi yüksek ve tutuşu keyifli bir cihaz olmuş. Yüksek malzeme kalitesi de bu noktada cihazın konumunu güçlendiren bir başka artı özelliği. 5.5 inç boyutundaki Full HD IPS ekranı, geniş görüş açısına ek olarak yüksek detay zenginliği, doygun renkler ve geniş renk spektrumu gibi özellikler sunarken, çözünürlüğün Full HD olması pil süresini uzattığı gibi Adreno 430 grafik işlem birimiyle birlikte muazzam bir oyun deneyimi vaat ediyor. Grafik performansı olarak Gigaset Mi Pro'nun HTC One M9 ile benzer düzeyde olacağını da öngörebiliriz. Karşıtlık oranı 1000'e 1 olan ekranın parlaklık seviyesi ise 500 kandila. Yoğun ışık altındaki ilk testlerim, cihazın bir Galaxy S6 ya da Galaxy Note 5 performansı kadar olmasa da açık hava koşullarında kullanılabilir başarım göstereceğini işaret ediyor. Kamera kısmına gelecek olursam eğer, Gigaset Mi Pro'daki 8 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera 120 derece geniş görüş açısıyla öz çekim konusunda hayli iddialı. Yaptığım denemelerden de oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Arka kamera ise özellikle netleme konusunda çok başarılı. 20 megapiksel çözünürlüğündeki kamera Gigaset'e göre 0.2 saniyede netleme yapabiliyor. Bunu ölçümleyemesem de netlemenin çok hızlı olduğunu kamerayı açtığınızda ilk anda hissetmeye başlıyorsunuz. Ana kameranın genel görüntü kalitesi de oldukça iyi düzeyde. Hem fotoğraf hem de videolar net, keskin ve renk doygunluğu iyi kalibre edilmiş gibi görünüyor. Yazılım konusunda da çalışmalar yapan Gigaset, Android 5 bir işletim sistemi üzerinde özelleştirilmiş arayüz sunuyor. Çeşitli kullanım kolaylıkları sağlayan arayüzün akıcılığı da oldukça iyi düzeyde. Burada sorulması gereken asıl soru ise yazılım güncellemelerinin ne sıkla verileceği. Gigaset akıllı telefon pazarında yeni bir oyuncu olduğu için yazılım güncelleme temposunun ne düzeyde olacağını öngörmek çok kolay değil. Ancak cihazların Android 6.0 işletim sistemi güncellemesi alacağı açıklandı. Fakat bu güncellemenin ne zaman verileceği konusunda bir bilgi paylaşılmadı. Gigaset'in diğer telefon modellerine de bakalım isterseniz. Mi 5 inç Full HD ekran, Snapdragon 810 işlemci, 3 GB RAM ve 3000 mAh pil sunarken, Mi Pro ise 5 inç Full HD ekran, Snapdragon 615 işlemci, 2 GB RAM ve 3320 mAh kapasiteli pille geliyor. Özellikle pil kapasitesi olarak kendi sınıflarında iddialı olacaklarını öngörebiliriz. Gigaset'in yeni telefonları bir akıllı telefonda olması gereken hemen hemen her şeye sahip, ancak doğru orantılı olarak fiyatları da yüksek gibi, zira amiral gemi Mi Pro modeli 620 dolar civarında bir fiyata sahip olacak. Gigaset gibi yeni bir firmanın başarılı olabilmesi için iddialı bir telefonu piyasa ortalamasının altına tutması gerekiyor ki kullanıcılar ilgi göstersin. Önümüzdeki haftalarda ülkemize de gelecek olan Gigaset Mi serisi akıllı telefonların burada takip edeceği fiyat politikası hakkında ise şu aşamada net bir bilgi bulunmuyor.
Ben Erdi Özdoğa. Bu videomuzda Gigaset'in yeni akıllı telefon modellerini incelemiş olduk. Cihazlar piyasaya çıktığında çok daha detaylı incelemeleri de yine bu ekranlarda sizlerle paylaşıyor olacağız. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.